Memur emeklileri normal şartlarda zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alıyor. Ancak çalışmalar, teknik çalışmalar nedeniyle %30'luk biliyorsunuz artışa ilişkin. 15 Ocak'a bu ek zamlar yetişmemişti ve tarih belli oldu. Maaş farklarının yatacağı tarih 27 Ocak 2023 Cuma günü. Yani 15 Ocak'ta %16,48 oranında zamlı maaş alındı. Aradaki fark 20 Ocak Cuma günü yatırılacak. Bu her ay alanlar, her ay maaşlarını alanlar için bir aylık fark olarak hesaplara yatacak. Üçer ayda bir maaş alanlar için durum ne? Kasım, Aralık, Ocak döneminde aylık alanlara bir aylık fark yatırılacak. Aralık, Ocak, Şubat döneminde aylık alanlara iki aylık maaş yatırılacak, fark yatırılacak. Ocak, Şubat, Mart döneminde aylık alanlara da 3 aylık maaş ek zammı, zam farkı yatırılacak. Bu bilgiyi de paylaşalım. Fark ilk olarak 27 Ocak'ta Cuma günü hesaplarda olacak. Diğer yandan EYT, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle ilgili 1 Mart itibarıyla hak sahiplerinin ilk maaşlarını alacaklarını düşünüyorum dedi. Bu açıklama daha önce de yine AK Parti'den gelmişti. Bilgin, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin de mesajlar verdi. EYT takviminin detaylarını paylaştı. İlk maaşlar için 1 Mart tarihini işaret etti. Meclis süreci başladı. Oradaki aşamalar hızla aşılır. EYT düzenlemesiyle ilgili beklentimiz 1 Mart tarihi itibarıyla hak sahiplerinin ilk maaşlarını alacaklarını düşünüyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bengü Türk Televizyonu'nda EYT düzenlemesine ilişkin soruları yanıtladı. 9 Eylül 1999 tarihinden geriye doğru esnetilmesinin mümkün olmayacağını söyledi. Stajyer ve çırakların durumuna ilişkin de konuştu. Staj yapanlar iş yerinde çalışma ilişkisi kurmuyorlar. İş akdi gerçekleşmiyor. İşveren onlar için prim ödemiyor. Bir eğitim için gidiyorlar oraya. Onunla iş akdini birbirine karıştırmamak lazım. Borçlanma vesaire, bunlar söz konusu değil. Bilgin, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin de mesajlar verdi. Bir çerçeve anlaşması üzerinde mutabık kaldıktan sonra her bir iş kolundaki sorunları dikkate alan bir toplu sözleşme süreci başladı. Sürecin kısa sürmesi konusunda bir arzuları var. Biz de aynı kanaatteyiz. Uzatmanın anlamı yok. Bir an evvel tamamlanmasını istiyoruz.